Selamünaleyküm hanımlar. İğne ve tığ oyaları kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tığla yapılan bu çiçeği anlatacağım. Çiçeğimizin tohumlarını ben hazır tohum kullandım. Şöyle hazır tohumlar satılıyor. Elimde kurşun rengi olduğu için ben kurşun rengi taktım. Sizler istediğiniz renkte alıp takabilirsiniz. Her renkte mevcuttur. Tuhafiyelerinizde bulabilirsiniz. Tülbent, iplik satan yerlerde var. Şimdi öncelikle ben size çiçeğimizi anlatacağım. Çiçeğimi yapmak için renkli ipimi alıyorum elime. Önce kameramızı ayarlayalım. Evet. Çiçeğimizi de çekelim. Şimdi sihirli düğümümüz vardı. Her zaman anlattığım sihirli düğüm. Şimdi alıyorum ipimi. Şöyle bir çeviriyorum. Şurası altta, parmağımdaki olan üst oluyor. Geldim. İçinden geçirdim halkamın. Hemen bir zincir atıyorum ki halkam bozulmasın. Ve çift olan yerde, şu ipimin olduğu yerden başlıyorum. 8 tane sık iğne yapacağım ama sık iğnenizi çok sık yapmayın. Burada zorlanırsınız. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğnemi tamamladım. Ve bu ipimi çekiyorum. Şöyle daire şeklimi aldım. Bu ipinizi uzun bırakmanız gerekiyor. Sonra işimize yarayacak o ipimiz. O yüzden şöyle sıktım. Geldim en baştaki sık iğnemin içinden geçireceğim. İlk baştaki zorladı beni. Evet. Geçirdim. Şöyle hafif yamultuyorum ve bir sıra 8 tane olacak şekilde yapacağım. İki. Hepsinin üzerine batarak. Şöyle hafif yamultalım ki dönebilsin. Evet. Bir sırayı tamamladık. Şimdi bundan sonra 5 sıra yapmam gerekiyor. 5 sırada 13 tane olacak şekilde ara ara arttıracağım burayı. Sayarak gideceğim. 13 tane olacak şekilde 1 2 3 4 4'e bir daha batıyorum. 5 yaptım. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Şu anda 9 ve şu şeklimizi almış oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi devam ediyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şu anda 11 tane sayıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 tane. 1, 2, 3, 4 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. sıram 12 ve sonuncuya bir tane daha batarsa 13 taneyi tamamlamış olacağım. 13 taneyi yaptık hanımlar. Sayalım şöyle, eksiğimiz varsa şuradan hemen ben başlangıç noktamı şu ipimin geldiği yere göre ayarlıyorum. İlmeğine göre ayarlıyorum. 5 sırayı tamamladıktan sonra şuradaki ilmeklerimizi sayalım. Eksiğimiz varsa bir tane daha yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 tane olmuş benimki. 13 taneyi tamamladık. Şimdi 4'er tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Şöyle bir tane atlıyorum. İkinciye, sık iğnemin ikincisine geldim ve sık iğne ile kapattım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geliyorum 1 ve 2. sık iğnemin içinden geçirdim. 6 tane bu şekilde 400 zincirimiz olacak. 1, 2, 3, 4. Bir tane atlıyorum, ikinciye geliyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane atladım. İkinciye geldim. 1, 2, 3, 4. Bir tane atlıyorum. İkinciye geldim. Sık iğne ile kapattım. Ve başladığım noktadaki yere battım. Şöyle. Şimdi ilk zincirimiz, dörtlü zincirime geliyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığımın üstüne aldım. 1, 2 de çıkardım. Tığımın üstüne aldım. 1, 2, 3 de çıkardım. Tığımın üstüne aldım. 1, 2, 3 de çıkardım. Tığımın üstüne alıyorum. 2 de çıkarıyorum. 2 zincir çekip aynı yuvaya battım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi diğer zincirime geldim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çektim. 2 de çıkardım. Tığımın üstüne alıyorum. 3 tane 3 de çıkaracağız hanımlar. Bu birinci, ikinci, üçüncü. Şimdi 2 de çıkaracağım dördüncüyü. 2 zincir çekip aynı yuvaya geleceğim. Geliyorum aynı yere. Çıkardım, sık iğne ile birleştirdim. 2 zincir çektim. Geliyoruz. 2 de çıkaracağım ilkini. 3 tane 3 de çıkaracağım. Şimdi 6 taneyi komple bu şekilde dolduracağım hanımlar. 6'sını doldurmaya devam ediyorum. Ve sonuncuya geldim. Bitir diyorum ben şu an. Geliyorum yana hemen. Şuradaki hanımlar, bitiştirmem gerekiyor. Sık iğneye geldim. 1, 2 zincir çektim. Kestim. Buraya hemen yakmamız gerekiyor. Açılmaması için. Şöyle de arkaya doğru yatırırsak çiçeğimizi tamamlamış olacağız burada. Şimdi ben hazır tohum demiştim.
Hazır tohumu aldım. Ben bu şekilde yaptım. Geliyorum. Şöyle bir düğüm atacağım. Ortalayacak şekilde. Şöyle bakıyorum. Evet. Şöyle çok sıkmadım. Bir tane daha atıyorum çünkü çok uzun olmaması için. Geldim tohumları içinden geçirerek. Çekiyorum. Evet. Buraya kadar bu şekilde. Şu altta uzun bıraktığımız ip vardı. Onu çiçeğimin tam ortasından geri alacağım. Gördüğünüz. Ve geliyorum. Burada düğüm attığım çiçek vardı. Onun düğümünden şöyle tığımı geçirdim. Bu çektiğim ipi bundan geçirdim. Geldim. Ortasından tekrar bu ipi geri çekiyorum. Ve tohumumu yerine şöyle çekerek oturttum. Ve burada şunu hemen bir tane zincirle şöyle herhangi bir yerinden geçiriyorum. Dibine. Bir daha yapacağım. Dışarı çıktı. Herhangi bir yerinden çekebilirsiniz. İlmek çıkardım. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir, iki zincir çekerek yakacağım. Geliyorum, kesiyorum ve yakıyorum. Yapıştırın hemen. Çiçeğimizi bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi diğer olay. Yeşil ipimi alacağım, yapraklarımı yapacağım. İlk önce bir zincir atıyorum. Zincirimi attım. Başlama noktası olarak bir yer seçiyorum kendime. Sık iğneyle şöyle kapattık. Bir, iki zincir çektim. Tığ battıma battım. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığ battıma batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığ battıma batıyorum. Şimdi ufak bir örümcek yapacağız. Bir zincir çekelim. Şöyle bir boyutta bir örümcek. Örümcek için ilmeğimi uzattım. İlmeğimi çektim. Çektiğim ipin içinden geçiriyorum. Ve örümceğimi yaptım. Tığımın üstüne iki kere doladım. Ve bir tane atlayacağım. İkinciye. Bakın. Bir, ikinciye geldim. Bir, iki, üç, dört de çıkardım. Bir, iki zincir yaprak yapacağız şu anda.
iki zincir, iki de çıkarıyorum. Tığımın üstüne aldım. Bir, iki, üç de çıkardım. Tığımın üstüne iki kere doladım. Bir, iki, üç, dört de çıkardım. Tığımın üstüne iki kere doladım. Bir, iki, üç, dört de çıkardım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Son trabzanımın içinden geçirdim. Ve burayı sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6.'ya buraya aşağıdaki yerime geleceğim. Şöyle. Ve burayı da sık iğne ile dönüyorum. 2 3 4 5 6.'ya tığ battım mı? Aynı yere, aynı tığ battısına geldim. Bir zincir çekiyorum. Örümcek yapacağım. Bir, iki kere doladım. Bir tane atladım. Bir, iki, üç ve dörtte çıkardım. Şimdi burada çiçeğimizi ekleyeceğiz. Çiçeğimi eklemek için bir tane zincir çekiyorum. Çiçeğimin dibinden tığımı şöyle geçirdim ve ilmeğimi çektim. Ve bir tane zincir çektim. Geldim trabzanıma, sık iğne ile aşağıya iniyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya tığ battım. Geliyorum, bir zincir çekiyorum. Örümcek yapacağım, ilmeğimi içinden geçirdim ve geçirdiğim ilmeği aldım. İki kere doladım. Bir tane atladım. 1 2 3 4. 1 2 3 zincir çektim. Trabzanıma geldim. Aşağıya, pardon. 2 zincir çekiyorum. Yanlış yaptım. 2 zincir çekiyorum. 2 tane 2 de çıkartıyorum. Tığımın üstüne aldım. Yaprağımızı yapacağız. 3 de çıkardım. Tığımın üstüne 2 kere doladım. 4 de çıkaracağım. Tığımın üstüne aldım. 4 de çıkaracağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanın içinden girerek sık iğne ile aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6.'ya alttaki trabzana. 1 2 3 4 5 6. trabzanıma kapattım. 1 2 zincir yandaki trabzana. 1 2 zincir yandaki trabzana. Şimdi hanımlar, ben aralarını bu şekilde yaptım ama örnek olduğu için ben ara mesafesini örnek olduğu için kısa tuttum. Sizler aralarını isteğinize göre ayarlayın. Yani bu kadar sıklıkta olmayacağını. Şöyle, yani şu sıklıkta istiyorsanız tabii ki bu sıklıkta da yapabilirsiniz ama aralarını daha çok açabilir misiniz? Ben 2, 4, 6 tane tığ batısı yapmışım oraya. Şöyle 2 zincir çekip. Evet.
Bu sizlerle birlikte yaptığım şu anki çiçeğimiz, şöyle gösterelim. Bunlar da benim daha önce sizlere hazırladığım çiçeklerim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu çiçekleri floralara da kullanabilirsiniz. Oldukça güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.